Arkadaşlar, 11. sınıf 3. ünite konumuza bugün başlıyoruz. Konu başlığımız, ünite başlığımız Hard Times, konu başlığımız ise Used'u. Sayfalarımızı görmeye başlayalım. Past Habits, geçmiş alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz arkadaşlar bu ünitemizde, bu konumuzda. We can use used to talk about past states that are not true anymore. Yani arkadaşlar, şu anda geçerli olmayan, geçmişte yapılan durumları anlatmak için used to kalıbı kullanılır. We used to go to the cinema but now we stay at home because of the coronavirus. Evet, şu günlerde yaşadığımız olayı gayet net bize açıklıyor değil mi arkadaşlar? Eskiden yaptığımız ama artık yapmadığımız, şu anda geçerliliği olmayan durumları anlatmak için kullanıyoruz demiştik. Verdiğimiz örnek cümle de buna gayet net bir örnek teşkil ediyor. We used to go to the cinema. Biz eskiden sinemaya giderdik. But now... Fakat şimdi we stay at home, evde kalıyoruz, evdeyiz değil mi arkadaşlar? Neden? Because of the coronavirus. Çünkü coronavirus virüsten dolayı evde kalıyoruz arkadaşlar. Eskiden sinemaya giderdik ama artık gidemiyoruz çünkü coronavirüsten dolayı evde kalıyoruz. Başka örnek cümlelerimiz var. Onları inceleyelim birlikte. She used to live in New York when she was a kid. Çocukken she used to live in New York. New York'ta yaşardı. Bakın, geçmişten bahsediyor. Ne zaman? Çocukluk zamanlarından bahsediyor burada. New York'ta yaşardı. Soru cümlemiz var. Birlikte bakalım tekrar. Did you used to have a garden? Senin bahçen var mıydı? Bahçeli bir evin var mıydı gibi bir soru cümlesi. Peki dikkatinizi bir şey çekiyor mu arkadaşlar? Did ile başlamış. Yani bu kalıp sanki simple past tense'miş gibi düşünebiliriz burada. Soru cümlesi, olumsuz cümle ve düz cümle kurarken, olumlu cümle kurarken sanki simple past tense'de cümle kuruyormuş gibi düşünebiliriz galiba. Değil mi arkadaşlar? Örnek cümlemize tekrar devam edelim. I used to go swimming. Ben her perşembe, Thursday diyor değil mi? Her perşembe yüzmeye giderdim. Ne zaman? When I was at school. Okuldayken her perşembe used to go swimming every Thursday. Her perşembe yüzmeye giderdim diyor. Evet, devam edelim. We can also use used to talk about past habits. Repeated past actions that don't happen anymore. Yani arkadaşlar, şu anda yapmadığımız, şu anda geçerliliği olmayan demiştik. Geçmişte kalmış, sürekli tekrarlanan, yani alışkanlıklarımızdan bahsederken de used to kalıbı kullanırız arkadaşlar. Evet, geçmişte we used to hug each other before lockdown. Değil mi arkadaşlar? Yine aynı şekilde bugünlerde bizim yaşadığımız durumu gayet net açıklıyor, bize anlatıyor. Ona çok güzel bir örnek veriyor. Before lockdown, lockdown arkadaşlar karantina demek. Karantinadan önce we used to hug each other. Hug, sarılmak birbirimize. Ne yapardık arkadaşlar? Sarılırdık. Bu koronavirüsten dolayı artık birbirimize sarılamıyoruz, uzak duruyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, devam edelim. Tekrar edelim arkadaşlar. Used to, eskiden yaptığımız fakat şimdi yapmadığımız eylem ve durumları ifade eder demiştik. I used to play football. Eskiden futbol oynardım. Bu cümleye göre artık futbol oynamıyoruz diyor. Yani artık oynamıyormuş. Eskiden yaptığı bir davranışı anlatıyor bize arkadaşlar. Tekrar edelim. Used to, eskiden yaptığımız fakat şimdi yapmadığımız eylem ve durumları ifade eder demiştik. My parents used to send letters to each other in their times. However, we send emails or electronic messages to each other. Evet, anne babamızın zamanlarından bahsediyoruz burada. Eskiden bahsediyoruz. Anne babam, annem ve babam, ailem zamanlarında birbirlerine mektup gönderirlerdi. Ama artık mektup kalmadı değil mi arkadaşlar? Onun yerine ne aldı? Tabii ki, fakat biz ne diyor burada? E-posta veya elektronik mesajlar gönderiyoruz. Eskiden tabii onlar e-posta veya elektronik mesajlar yoktu. Mektuplaşma vardı.
Devam edelim örnek cümlelerimize. In the past, people used to communicate with smoke, but now they use mobile phones. Evet, çok çok eskilerden bahsediyoruz artık burada. Geçmişte insanlar duman ile iletişim kuruyorlardı ama şimdi cep telefonu kullanırlar diyor. Kullanıyorlar. Evet, cep telefonları artık elimizden düşmüyor değil mi arkadaşlar? I used to drink orange juice when I was a child, but now I drink coffee. Ben çocukken, when I was a child, yani ben çocukken portakal suyu içerdim diyor. Ama şimdi artık kahve içiyorum diyor arkadaşlar. Eskiden çocukken portakal suyu içiyordum ama artık kahve içiyorum. Devam edelim. I used to like football at school, but now I like painting. Okuldayken futbolu severdim ama şimdi resim yapmayı seviyorum. Evet, denedik. Tekrar edelim. Geçmişte yaptığımız ama artık yapmadığımız alışkanlıklardan bahsediyorduk. Devam edelim örnek cümlelerimize. Burada bir olumsuz cümle görüyoruz arkadaşlar. Videomuzun başında ne demiştik? Sanki bir simple past'mış gibi düşünüyoruz. My boss didn't use to drink coffee last year, but this year he often drinks coffee. Patronum geçen yıl, bakın geçmişten bahsediyoruz, kahve içmeyi sevmezdi. Simple past tense'de bir cümle kurduk burada. Ama bu yıl sık sık kahve içer diyoruz arkadaşlar. Burada ise bu yıldan bahsediyoruz. Yine olumsuz bir cümle karşımıza çıkıyor. John didn't used to run in the past, but now he runs every day. John eskiden koşmazdı. Simple past tense'de kurduk yine cümlemizi. Olumsuz cümle olduğu için eskiden koşmazdı. Ama şimdi her gün, bakın every day, her gün koşar diyoruz. Peki, bir soru cümlesi var burada karşımızda. Did you used to listen to music with cassette player? Tape ile müzik dinler miydiniz? Eskiden bahsediyoruz arkadaşlar. Eskiden böyle tape çalarlar vardı. Kaset player'lar vardı. Tabii şimdi yok artık. Eskiden, geçmişten bahsediyoruz dedik. Onun için cevap verirken de yes I did veya no I didn't diye kısa cevap, short answer'lar verebiliriz. Başka bir soru cümlemiz var arkadaşlar burada. How did you used to go to school when you were at primary school? İlkokuldayken okula nasıl giderdin? Geçmişten bahsediyor. Geçmişle ilgili bir soru soruyor. I used to walk to school. Okula yürürdüm. Evet, olumlu bir cümle kurduk. Okula yürürdüm diyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu 3. üniteyle ilgili ilk videomuz. Lütfen diğer videolarımızı da seyretmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.